Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir tavuk döner tarifim var. Hem görsel olarak çok güzel hem de lezzet olarak eminim seveceksiniz. Özellikle çocuklarınız çok sevecekler. Öncelikle bir kase yoğurda tavuk baharatı, biraz kekik, kimyon, biraz köri, pul biber, kırmızı biber, tuz, karabiber, sevdiğiniz baharat çeşitlerinden başka kullanıyorsanız ilave edebilirsiniz. Yoğurdun içine bu baharatlarımızı karıştırıyoruz. Biraz da sıvı yağ ekleyeceğiz. Zeytinyağı olabilir, lezzet katar. Bu şekilde yoğurdumuzu çırpacağız. Öncelikle bu sosumuzu daha sonra tavuğu kesme işlemine başlayalım. Tavukları kalça but aldım ben. Derisiz, kemiksiz. Kalça butları 3 parmak genişliğinde dilimlere kesiyoruz. Böyle bu şekilde geniş geniş dilimler yapın. Aynı dönercilerde olduğu gibi şişe takacağız. Fakat değişik bir şişe takma ve pişirme usulü var. Bildiğiniz şiş tariflerinden farklı oluyor. Aşağı yukarı 1 kilo 5 kişilik çıkıyor. Bir de döner şeklinde olduğu için istediğiniz gibi bölebilirsiniz. Pilav üstü ya da sade de yiyebilirsiniz. Ekmek arası yapabilirsiniz. Dediğim gibi normal şiş olarak pişirmeden farklı bir şekilde pişireceğiz şimdi. Yemek davetlerinizde de ikram edebileceğiniz kadar görseli güzel, onu söyleyeyim. Şimdi yoğurtlu su baharatlı sosumuzu güzel karıştırıyoruz. Doğradığımız tavuk etlerini bu sosla harmanlayacağız. Sosun iyicene içine işlemesi için buzdolabında vaktiniz varsa 1 saat bekletirseniz daha güzel olur. Ve bekletmeye çalışın ki sos üzerini çeksin. Pişerken daha güzel, lezzetli olur. Şişleri saplamak için patates dilimlerinden faydalanacağız. Fakat patatesi kalın keseceğiz. Çok ince dilim yapmayacağız. Çünkü üzerinde şişi taşıyacak. Bakmayın öyle durduğuna, baya bir ağır. Bu şekilde şişlerimizi kalın patates dilimine saplayacağız. Patates dilimlerine de ben biraz sosa buladım, lezzetli olsun diye. Aynı dönercilerinki gibi böyle ince dilimleri sererekten şişin üzerine bu şekilde takıyoruz. Değişik, lezzetli, görüntüsü güzel. Biz çok sevdik, tavsiye ederim. Tarifimi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle yapanlar sevdiniz mi? Mutlaka belirtiniz. Bakın birkaç şiş çıkıyor. İsterseniz bir bütün patatese 3-4 şiş saplayıp bütün etleri bir şişe de geçirebilirsiniz ama ben böyle tek şiş yaptım ki hem içleri araları daha güzel pişsin. Hem de kişisel olsun istedim. Yani herkesin önünde olsun istedim şişi. Bu şekilde bitirene kadar ilave ettim. Fazla da tepsi kirletmemiş oluyorsunuz. Küçücük bir borcama bile dikine pişeceği için sığıyor. Fırınınızın yapısına göre pişirmeyi ayarlayabilirsiniz. Benimki sadece fanlı olduğu için
Biraz alt kısma koydum. Şişlerin boyu yüksek, ateş gelsin diye. Önce 200 aldım. Sonra biraz 180'e indirdim. Yanındaki sosundan böyle ara ara üzerine gezdirirseniz çok güzel oluyor. Bütün lezzeti sosuna inmiş. Bakın şöyle şişlerimizi yağlayaraktan. Gayet güzel pişmiş her tarafı. Ve herkese de kişisel servis yapabilirsiniz bu şekilde. Çok güzel kızarmış. Şişten gayet güzel şey çıkıyor. Lokum gibi olmuş tavuk etleri. Ve yanında da patatesi kızarmış olduğu için ayrı bir tat veriyor. Bakın bu şekilde kesebilirsiniz. Patates daha lezzetli, tavuk daha lezzetli. Bu tavuk döneri seveceğinize eminim. Kolay, pratik. Afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum.